O musibeti musibetten sayma. Kur'an'da şöyle buyurulur. Size bir iyilik gelse onların fenasına gider. Başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve takva sahibi olursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz zafer sabırla ve sıkıntı da genişlikle birliktedir. Her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki, her kim sabır bineğine binerse zaferin zirvesine ulaşır. Sabırlı insan her ne kadar zaman uzasa da sonunda mutlu olur. İmam Sadık şöyle buyurdu. Sabrın hayırlı neticeleri vardır. O halde sabredin ki zafere ulaşasınız. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sabır zaferin garantisidir. Sabret ki zafere erişesin. Yine hüzünlerin sıkıntısı karşısında sabretmek fırsatlara yani zafere ulaşma nedenidir buyurdu. Yine buyurdu ki zaferin tatlılığı sabrın acılığını ortadan kaldırır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Sabırla kurtuluş umulur. Bir kapıyı sürekli çalan kimseye sonunda o kapı açılır. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Sabır, isteklere ulaşmanın anahtarıdır. Mutluluk, sabreden kimsenin akıbetidir. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde, şüphesiz biz Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz derler. Rablerinin mağfiret ve rahmeti onlaradır. Hidayeti bulanlar da onlardır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Azameti yüce Allah şöyle buyurdu. Ben dünyayı değiş tokuş için kullarıma verdim. Her kim ondan bir şey bana borç vermezse ben de onu zorla kendisinden alırım ve sabrederse üç nimet bağışlarım ki onlardan birini bile meleklerime verecek olursam çok sevinirler. Onlar selam, hidayet ve rahmettir. İmam Sadık şöyle buyurdu. Karşılığında sana sabır nimeti verilen ve kendisi vesilesiyle ilahi sevaba hak kazandığı musibeti musibet sayma. Asıl musibet, musibet gören insanın tahammülsüzlük sebebiyle ecir ve sevaptan mahrum olduğu musibettir. Resulullah yine şöyle buyurmuştur. Müminin hastalık karşısındaki tahammülsüzlüğüne şaşırıyorum. Eğer mümin hastalığının kendisi için ne kadar sevabı olduğunu bilecek olsaydı, şüphesiz Rabbi ile görüşünceye kadar sürekli hasta olmayı isterdi. İmam Sadık şöyle buyurdu. Her kim bir derde müptela olup onu Allah yolunda sayarsa, Allah kendisine bin şehidin sevabını yazar.